Selam. Bir süredir video hiç çekmemişim. Bayağıdır video çekmiyordum. Ben de bir vlog başlatmaya karar verdim. Yani artık çekeyim video. Şimdi dolabımı düzenledim ve böyle dolabımda olan ama satsam da olur dediğim şeyleri satışa koydum gardıropsa. Yine çok güzel şeyler koydum. İki tane çok güzel kot pantolon koydum. Eğer böyle kot pantolon arıyorsanız bakın. Bir de iki tane bluz koydum, böyle üst koydum, askılı. Onlar da çok güzel. Yani hepsini seviyorum ama biraz dediğim gibi yani çıkarmak istedim evden yeni parçalar alabilmek için. Birazdan yemek yiyeceğim. Hava İzmir'de aşırı sıcak. Artık gerçi çoğu yerde ısınmaya başladı. İstanbul, İzmit'te de mesela ama burası çok 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 sıcak. O yüzden mesela dolabımda uzun kollu tişörtlerim duruyordu. Bazı sweatshirtlerim falan duruyordu. Onların hepsini bazamın altına koydum. Kaldırdım. Yemek yedikten sonra da dışarı çıkacağım. Çıkmadan önce kombinimi göstereyim. Bu atlet, bildiğiniz atletçiden aldım. Kargo pantolonum. Bunu Ege verdi bana. Ona küçük olduğu için artık ben giyiyorum. Bana da bayağı büyük ama kemerli oluyor. Aşırı bol. Ayakkabılarım Reebok. Takılarım var. Bu yüzüğü dolaptan aldım. Aşırı güzel deniz kızlı bir yüzük. Böyle şeffaf. Bu ikisi var. Bunu bugün aldım. Okulda sanat panayırı vardı. Orada bir standtan aldım. Çok güzel bence böyle. Uzun. Yoncalı olan bir bijüteriden. İzmit'tekiler için Sobe'den. Bu kuyumcu. Annemden çaldım. Bu Bershka Cancer yazıyor. Burcum olur. Bu şey, nazar boncuklu zincir. Kuyumcu. Bu da kuyumcu. Hepsi annemden. Kuyumcu olanların hepsi annemden. Ve küpelerim. Küpelerim de İzmit'te olanlar için Sobe'den. Saçımı böyle ördüm. Böyle rahat bir kombin. Çantamda bu mango çantam ve güneş gözlüğü olarak yine dolaptan aldığım mavi camlı güneş gözlükleri. Yurda geldim gördüğünüz üzere. Arada çok bir şey değişmedi. Büyük ihtimalle çok bir şey görmediniz çünkü dışarıda çekmeyi unuttum. Bu aralar YouTube'a motivasyonum biraz düştü. Gerçekçi olmak gerekirse. Hala video çekmeyi çok seviyorum. Asla video çekmeyi bırakmayacağım. Ama ya mesela video atıyorum. Çok video atmıyorum. Doğru. Ama mesela video atınca ne bileyim, abonem artmıyor. Çok uzun zamandır abonem artmıyor. Çok uzun zamandır 3000'im. Ve yani tabii ki her şey abone değil. Aboneler değil. Sizin attığınız yorumlar falan da güzel. Ama çok fazla yorum da almıyorum açıkçası. Söylemek gerekirse. Ama yani insanı bu işte motive eden, böyle özellikle bu yaratıcı şeylerde, sürekli üretkenlik gerektiren şeylerde bazen sayılar insanı motive ediyor. Yani abone artınca motivasyonunuz oluyor. Yorum gelince motivasyonunuz oluyor falan. İzlenince tabii ki de motivasyonunuz oluyor ve daha fazla üretmek istiyorsunuz. Ben de çok uzun zamandır yerimde sayıkladığım için biraz üretme motivasyonum düştü açıkçası. Ama yine de her daim video attıktan 2-3 gün sonra bile ne zaman video gelecek, ne zaman video gelecek diyenler var. Teşekkür ederim hepinize. Bu şekilde bu videoyla bu motivasyonsuzluğumu kırarım umarım. Küçük bir konuşma ve videonun başına bir konuşmayla girmek istedim. Bilmiyorum. Çok uzun zamandır video çekmediğim için sizlerle konuşmayı özlemişim. Bunun dışında yaklaşık 10 gün sonra diyebilirim. Öyle tahmin ediyorum. Daha tam tarihleri açıklanmadı. 10 gün sonra jürilerim var. 10 gün sonra finaller var. Yani tam o döneme giriyoruz. Beni önceden izleyenler varsa, bu arada yeni geldiyseniz hoş geldiniz. Lütfen abone olun ve videoyu beğenin. Önce bilenler varsa, sınav hazırlanırken bir video çekmiştim ve korkunç bir dönemdi. Çok stresli bir dönemdi. Büyük ihtimalle yaklaşınca yine aynı stres bana o gelecek. O yüzden çok yaklaşmadan yapabildiğim kadar, bitirebildiğim kadar projemi bitirmeye çalışıyorum.
Görüşürüz. İyi seyirler. Var. Biliyor musunuz, böyle sarışın, yemek falan yapıyor. Çok tatlı bir kız. Sabah onu izledim ve canım kahvaltıda böyle domatesli salatalıklı böyle kaşık salata çekti. O yüzden markete gittim ve alışveriş yaptım çünkü zaten yiyecek bir şeyim de yok. Şimdi size neler aldığımı göstereceğim. Bimden şu kaşık cipsi aldım. Baharat çeşidi. Bunu böyle dip gibi yemeyi planlıyorum. Domates, limon. Salatalık aldım. Avokado aldım. Çünkü avokado Şok'ta 6.45'e mi ne düşmüştü. 6 liraya avokado bulabilmek bir nimet. Ve İzmir'deki avokadolar aşırı lezzetli. O yüzden aldım. Şimdi bunlarla böyle bir salata yapacağım. Fresh bir salata. Ve onu yerken Stranger Things'in son bölümünde böyle yarıda falan kaldım. Onu bitireceğim. Yani alkışlar. Ayıp olmasın. Günaydın herkese. Şimdi saat 9.30 ve çıkıyorum. Okula gidiyorum. Çocuk işçi çalışıyorum. Çalışıyorum. Pakistan'da metresi 1 kuruşa kumaşlar. $2 oldu. Şurada bana yansıyor. Böyle bir şey oldu. Bakın. Böyle bir şey oldu. Nasıl yaptın bunu? YouTube'dan paramı çekmek için kartım geldi. Çiçekler. Aşırı güzel. Şimdi kargoya gidiyorum. Hemen acilen yetişmem lazım. 15 dakika içinde kapanacak çünkü. Okuldayım. Derse geldim. Son desem dersi. Çok şükür. Nefret ediyorum desem dersine. Şimdi kağıt almaya ineceğim. Ne içersin? Kahve, su, kola. Valla kahve güzel olur. Siz istiyor musunuz? İsteseniz de. Lana vermeyi. Çok küçük oldu çıktı. O yüzden. Kendimiz çiziyoruz. Beyin çalışmayı yapıyoruz. Biraz zorladık ama Buranın buzuluna bakın. Her zaman çözüm vardır. Bir şey çıkıyor. Tabii. Bir şey çıkıyor. Evet. Buzu okunuyor değil mi lütfen? Okunuyor canım. Kocaman. Ay bana şu an umut veriyor. Var. 05.
süper attın cidden. Şimdi yaptığımız şey gibi. Bu harf projesi. Benim yaptığım şey de WWF. Dünyayı koruma. Günaydın. Okula gidiyorum. Kombinim aşırı benim. Şimdi okuldan geldim. Hava aşırı sıcak ve yandım ve YouTube paramı çektim. Şimdi yurttayım. Ama çıkıyorum. Tipime lütfen bakmayın şu an, yani yamulmuşum sıcaktan dolayı. Saçım falan ne durumda bilmiyorum. Şimdi geçen bir bavul hazırlamıştım şöyle. Bunu evime götüreceğim. Yani kışlık eşyalarımı taşıyorum kısacası. Çünkü büyük ihtimalle dönerken otobüse döneceğim ve minimum eşyayla dönmeye çalışacağım. O yüzden böyle tüm burada bırakacaklarımı, seneye kullanacaklarımı, kışlıklarımı evime, buradaki evime götürüyorum. Depoluyorum yani şu an. Burada hiç bahsetmemiştim evim olduğundan. Bu videoyla öğrenmiş olduğunuz. Saçım şu an çok korkunç. Sonra geri geleceğim. Çok terledim. Çok sıcak hava. Salonum bu şekilde. Oh, çok sıcak. Şu iğrenç tabloyu çıkaracağım kesinlikle. Küçük bir ev turu. Şöyle ayrı bir oda. Burası benim odam. Dolabım falan filan. Böyle şimdi eşyalarımı koyacağım dolaplara. Böyle koydum bu dolaba. Bugün getirdiğim her şey buraya sığdı. Hatta yani daha fazla olabilirmiş ama bavula sığmamıştı. Yani çünkü kışlıklar çok yer kaplıyor. Daha önce de iki kere geldim. O zaman bez çantamla taşımıştım. Burada da bir sürü kışlığım var. Yani bunları açıkçası rastgele koydum. Yani onları falan rastgele koydum. Hiçbir düzenleri yok. Çünkü zaten yani ben buraya bir daha geldiğimde seneye Eylül'de falan kışlıklar yine giyilmeyecek. Onlar büyük ihtimalle böyle bir hurç, bir kutu gibi olup ya yatağın altına ya şu dolabın üstüne konur kışlıklar. Çünkü Eylül'de geldiğimde yine sıcak olacak falan. Bir de bunların her şekilde temizlenmesi gerekiyor. Ben sadece şu an depolama alanı için buraya koyuyorum. Bu arka plan güzel oldu bu arada. Seneye video falan burada çekilebilir. O kadar sıcak ki bakın kıpkırmızı oldum buralarım falan. Yani bu arka plan güzel. Şunları çok sevdiğim söylenemez. Yani onlara başka şeyler de asmayı planlıyorum ama bilmiyorum, daha belli değil. Yani şöyle koyayım. Yarın bir daha gelme planlıyorum. Yarın zaten okulum yok. Bugün okul bitti. Üniversitede ilk senemin dersleri bitti. Finallerimin de tam olarak bitmesine 16 gün falan var. Sonra ilk senem bitiyor. Of. Çok sıcak ya. Rafımı boşalttım gibi yani. Şu an kullanabileceğim şeyler duruyor burada. Yani kamerayı her ne kadar kullanmasam da. Raftaki artık kullanmayacağım şeyleri, ne bileyim okuduğum kitapları falan, yine bir bavul yaptım. İşte botlarımı falan koydum o bavula. Salta okuyorum. Bu da kıyafet bavulu. Yine eve gidecek. Böyle bir durumdayım şu an. Bu videoyu burada bitiriyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşürüz.